Anayasaya aykırı olarak yine bir torba kanun olarak önümüze gelen bu tasarıda neler var? Görünen yüzü emekliler, 400 bin memur emeklimizi yakından etkiliyor. Günlerdir emeklilere ikramiye, emeklilere yılbaşı armağanı diye anlatılıyor. Memur emeklilerimizin 30 yıldan fazla hizmetleri emekli ikramiyelerinden sayılmıyordu. Şimdi bu düzenlemeyle bu sorunu çözeceğiz. Aslında bu sizin marifetiniz de değil, Anayasa Mahkemesi'nin marifeti. Siz kararın gereğini ancak 2 yıl sonra önümüze getirebildiniz. Emekliye 3 kuruş ikramiye deneceğinden utanmasanız aslında kuruşla ödeme yapacaktınız. Komisyonda bizlerin uyarısı doğrultusunda kuruşla ödemeden vazgeçildi ve minimum 100 lira ödemeye çıkarıldı. Vatandaşa, vergilere, zamlara gelince güncelleme diyorsunuz ama gariban emeklilerin hakkı olan, Anayasa Mahkemesi kararıyla hakkı olan bu ödemelerin güncellenmesi yönündeki taleplerimizi dinlemiyorsunuz. Birçok konuda geriye dönük aflar getirebiliyorsunuz, düzenleme yapabiliyorsunuz. Milyon dolarlık yatlardan, gemiciklerden, kaçak Mercedeslerden kuruş vergi alınmıyor. Ama işte kul hakkı böyle yenerek emeklilerin hakkı olan bu ikramiyeleri güncelleme yapılarak faizleriyle ödenmiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, bu pakette adrese teslim, kişiye ya da kuruma özel düzenlemeler de var. Bu pakette zaten büyük ayrıcalıklarla donatılan bu vakıfların da aralarında olduğu okul ve yurt işleten birçok vakfa kamu mallarının 49 yıllığına bedava verilmesi var. Şu anda az da olsa kira sözleşmesi olanların da yine bedelsiz hale getirilmesi var. Biz bu konudan son derece endişeliyiz. Bunun için bu mecliste komisyonlar kuruldu. Ensar meselesi unutulmadı. Türkiye ile ilgili şeffaflık hala yok. Bakın 15 Temmuz sonrası FETÖ denen hadiseyi şimdi konuşuyoruz. Peki bu nasıl bu hale geldi? Okullarına, yurtlarına, dershanelerine verdiğiniz desteklerle geldi. Oralardan yetişen çocuklar o gece meclisi bombalayanlardı. Hiç mi ders almıyoruz hatalarımızdan? Biz bunları anayasada yazdığı gibi sosyal devlet yapsın istiyoruz. Okulunu, yurdunu, sıkı denetim istiyoruz. Siz ise devletin elinde ne var ne yok bedelsiz bu vakıflara vermek istiyorsunuz. Aladağ'da yanan çocuklar hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor? Kaçak, göçek, yatılı Kur'an kursu yurtlarında yitip giden yavrularımız hiç mi sizleri üzmüyor? Göre göre bu yapılmaz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, bu pakette işverenlere yine asgari ücret desteği var. Biz komisyonda sorduk. Hem emekçiye hem işveren temsilcilerine bu desteğin sendikalı toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde de uygulanmasını istediler. Ama bu talep hükümet tarafından dinlenmedi. Ayrıca mutlaka çiftçilere, esnafımıza ve muhtarlarımıza yönelik de aynı desteği vermemiz gerekirdi. Maalesef yapılmadı. Asgari ücretten vergi alınmaması talebimizi yineledik. Açlık sınırının üzerine asgari ücreti mutlaka çıkarmalıyız ama bu pakette bunların hiçbiri yapılmıyor. Değerli arkadaşlarım, yine bu pakette milyon dolarlık gemilere, yatlara, gezi teknelerine vergi affı var. Hiçbir vergi, harç ve fon alınmayacak. Geriye dönük sorulamayacak bile kim verdi, nasıl aldın diye. Bu kadar geniş muafiyet getirilmesi ister istemez akıllara adrese teslim, kişiye özel bir düzenleme mi yapılıyor sorusunu getiriyor. Zenginlerin yatlarından, sürat teknelerinden, gezi teknelerinden hiç vergi alınmayacak ama yurttaşın Hacı Murat'ından, Vosvos'undan, Pırpır motosikletinden vergi alınmaya devam edilecek. Bu haksızlıktır, eşitsizliktir, adaletsizliktir. Gelmesin demiyoruz, tabii ki gelsin, Türk bayrağı altına girsinler ama teknelerimiz Türk bayrağı altına giriyor adı altında kara para aklamaya da göz yumamayız değerli arkadaşlarım.